Evet dostlar, şaşırdınız belki, farkındayım. Soru cevabın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır, 2 yıl bir süredir soru cevap çekmiyorum. Artık zamanı geldi. Artık bölüm incelemesi, analiz ve teori dışında içerikler böyle gelmeye devam edecek. Tabii ki de sizin bunu istediğinizi görmem gerekiyor. Dolayısıyla like sayısı şöyle bir 3000-4000 arası olursa, yani o civarda olursa, sizin de bu tarz videoların gelmesini istediğinizi anlarım. Kurallar basit ve net. Soru cevap konsepti çok basit ve net arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yoruma yazıyorsunuz. En fazla beğenilen 10 veya 8 soruyu ben alıyorum ve bir sonraki videoda cevaplıyorum. Bir soruda 2 tane soru sormak yasak. Onun dışında her şey serbest. İstediğinizi sorabilirsiniz. Dilerseniz kurallar netse soru cevabın 4. bölümüne başlayalım. İlk soruya geçelim. 1. EGET sezonu sonrası tayfa ödülleri ne olur sence hocam? Şimdi dostlar, şunda hemfikiriz değil mi? EGET sezonu sonunda bir olay meydana gelecek ve dünyayı çalkalandıracak. Dünya şoku uğratacak. Şimdi aklımızda bir soru oluşuyor. Bu olay ne? Bana kalırsa bu olay %90 Vegapunk'ın ölümü. Yani Satürn istediği gibi Vegapunk'ı öldürecek. Peki bunun sonucunda ne olacak? Yüksek ihtimalle Satürn, hani Vegapunk'ı biz öldürdük diyemeyeceğine göre, yüksek ihtimalle bu suçu Hasat Çakma korsanlarına atacak ve Luffy'ye atacak. Dolayısıyla Luffy'nin ödülünde büyük bir artış bekliyorum. 4 milyar civarı bir ödül bekliyorum. Geri kalan tüm tayfa üyeleri bana kalırsa 3 milyar belirlik bir artış yaşayacaklar. Tıpkı Dressrosa'da olduğu gibi. Hatırlıyorsunuz Dressrosa'da ana insanlar Luffy, Zoro gibi karakterler olmasına rağmen diğer tayfa üyeleri de 50 milyon, 100 milyon gibi bir artış yaşamıştı. Burada da aynı mentalite devam eder diye düşünüyorum. Yani Luffy 4 milyara yaklaşır veya 4 milyar olur. Diğer korsanlar da, diğer tayfa üyeleri de 300 milyon belirlik bir artış yaşar. 2. Impel Down'a geri dönüleceğini düşünmüyorum. Lakin son sayılarla birlikte Doflamingo'nun kesinlikle Kuroskoi'de katılacağını düşünüyorum. Shiki gibi kollarını bacaklarını koparıp kaçması nasıl olur sence? Meyvesi de müsait dikmeye. Dostlar, benim bu konu hakkındaki fikrim açık ve net. Gekko bildiğiniz gibi Karasakalın adasında ve Karasakalın adasından kaçtıktan sonra eski adası olan Tila Bark'a gidemeyeceğine göre bir yere gitmek için bir arayışta olacak. Bana kalırsa Gekko Moria'nın gidebileceği tek yer eski Shichibukai'lerin toplanma yeri Kuroskoi'de olacak. Eğer Gekko Moria'da Kuroskoi'de katılırsa Korsanlar Kralı Roger'ın idamındaki şu sahnedeki 5 kişiden 4'ü Kuroskoi'de katılmış olacak. Dolayısıyla ben buradaki katılmayan Doflamingo'nun da kesinlikle serinin sonunda katılacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar Doflamingo tanrısal prensiplere sahip, kimsenin emri altında olmak istemez gibisinden söylemlerde bulunabilir. Haklısınız. Ama Marineford'da Doflamingo Crocodile'a ittifak teklifi sunmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla bu kesinlikle imkansız değil. Dediğiniz doğru ama kesinlikle imkansız değil. Yani Doflamingo böyle bir şey zamanında yanaşmış. Dilerseniz diğer soruya geçelim. Tanrı Valisi hakkında yeni şeyler öğrenmişken bir soruyu dile getirmek istiyorum. Tekrar bir Tanrı Valisi yaşanacak diyoruz bazen ama bir sorun var. Garp, Kobi, Roger, Luffy, Zebek, Teach olacaksa diğer güçlü karakterler nerede olacak? Tarih tekerrür ederken Sengoku, Shanks, Dragon, Imhotep gibi karakterler uzaktan mı izleyecek? Aksi halde rolleri ne olacak? İkinci Tanrı Valisi gibi bir şey yaşanırsa zaten saydığın karakterler geçmişte de hiçbir şey yapmadı. İkinci Tanrı Valisi'nde de bir şeyler yapmazlar diye tahmin ediyorum. Zaten o saydığın isimler abi, hani bir savaşa katılırsa, bir olaya müdahale ederse, ya Imhotep, Shanks, Dragon, ne bileyim Sengoku, hani hepsi bir yere katılırsa bu Tanrı Valisi olmaz abi. Bu büyük savaş olur. O Eiichiro'nun ağzını suyu aka aka bahsettiği o seri sonunda olacak büyük savaş olur. Yani böylesine büyük süperstarların bulunduğu bir savaş olacaksa bu kesinlikle büyük savaş olacak. Dünya hükümetine açılacak olan savaşta olacak. Yani dünya hükümetine açılan savaşta garanti devrimci ordusu da olur. Başka korsanlar da olur. Amiraller de olur. Al işte sana saydığın karakterlerin bulunduğu bir olay. Ama bu ikinci Tanrı Valisi olmaz bence. Geçmişte de olmadı dediğim gibi. Dolayısıyla senin sorununa da böyle cevap vermiş olayım. Uzaktan izleyecekler. Her zaman yaptıkları gibi. Yani Dragon bildiğimiz üzere hep uzaktan izledi zaten. Hani pek bir olay atıldığını göremedik. Dolayısıyla senin sorununa da böyle bir cevap vermiş olayım. Diğer soruya geçelim. Sence seri bitmeden önce Luffy en son kiminle savaşacağını düşünüyorsun? Ben şahsen Buggy'ye de Karasakal diyorum. Yani bence bunun Karasakal olduğu çok belli gibi. Bir ihtimal Imo olabilir çünkü Imo da gerçekten Karasakal gibi Luffy'nin tam olarak bir antagonisti. Yani zaten Imo'nun bulunduğu yer Zebek'in hayal ettiği yerde. Biz zaten biz Karasakal'a Zebek'in mirasçısı diyoruz. Yani o konuda aslında iki tane Karasakal varmış gibi düşünebiliriz.
Ama günümüzdeki Imu ile günümüzdeki Joy Boy bence kesinlikle seri sonunda savaşacaklardır. Şafağın gelmesi için Karanlığın yenilmesi gerekir dostlar. Dolayısıyla ben burada kesinlikle Karasakal diyorum. Ama şöyle de bir durum var. Büyük savaş olduktan sonra One Piece'in bulunacağını çıkardık biz Eiichiro Oda'nın bazı söylenlerinden sonra. Yani büyük savaştan sonra mı Karasakal'la savaşacak? Karasakal gene büyük savaşa en sonradan mı gelecek? Savaşın sonunda mı gelecek? Dünya hükümetini, amiralleri yendikten sonra mı gelecek? Öyle olursa Karasakal'ı yenmek gerçekten zor olabilir. Bilmiyorum, bu konuda bazı şeylerim var, ikilemlerim var. Eminim herkese de vardır bu. Ama dediğim gibi bana kalırsa Karasakal seri sonu canavarı olacaktır. Dolayısıyla sonuna Karasakal cevabı veriyorum. Diğer soruya geçelim. Enel hakkında ne düşünüyorsun? Bana göre ana karakter tarafından harcanan biri ve şu an seriye geri dönse ne kadar güçlü olur? Ben Enel'i Crocodile'le eşit seviyede görüyorum. Yani eşit seviyeden kastım eşit kadarda görüyorum. Ya yani Crocodile ne kadar harcandıysa Enel de o kadar harcandı. Ki Enel'in o anki seride, bakın o anki seride, yani zamanının en güçlü karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü Eiichiro'da bir SBS'de şöyle bir cevap vermişti. Enel Mavi Deniz'de yaşasa ödülü ne olur? O zamanlarda bizim en üst seviye olarak gördüğümüz ödül ya 100 milyon beliydi ya 300 milyon beliydi ya da 500 milyon beliydi, hatırlamıyorum. O civardaydı ama. Eiichiro'da bu soruya 400 milyon beli diyor ve ki o zamanın en yüksek ödüllerinden bir tanesi. Yani demem o ki Enel zamanının kurbanı oldu. Yani şu an gözükse tıpkı Crocodile gibi, Marineford'daki Crocodile gibi büyük bir güç atlaması yaşayacak kendiliğinden. Yani geçmişteki Crocodile ile şu anki Crocodile'in karşılaştırınca nasıl bir fark olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı şey Enel için de olur diye tahmin ediyorum. Çünkü meyvesi, hakisi gerçekten çok güçlü. Ama Enel'in serideki olayı üstünde bahsedilmek istenen olaydır. Çünkü Skype'ye köşürtülmüş One Piece'tir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Diğer soruya geçelim. Prime Rayleigh'in Akis'ini günceldekilerle karşılaştırırsan kimin seviyesine yakın görürdün? Kimin seviyesine yakın görmezdim onu söyleyeyim ki öncelikle. Shanks. Shanks çünkü bana kalırsa Roger'ın seviyesine yakın bir karakter. Tabi Roger ile Rayleigh arasında çok büyük bir fark yoktur. Yani vardır da yani atıyorum Roger 10 ise Rayleigh 7'dir. Ondan bahsediyorum. Ama Shanks biraz daha 8 veya 9 gibi duruyor. Şu anki zamandakilerle karşılaştırırsam Rayleigh sanırım Zoro'nun 2-3 gömlek üstü olabilir. Bak çok kaçamak bir cevap verdim ama çok doğru. Zoro'nun gerçekten 2-3 gömlek üstü Rayleigh diyebiliriz. Kara Kral Rayleigh diyebiliriz. Ama daha farklı bir karakter soruyorsan bana Shanks'ın 1-2 gömlek altı, gene kaçamak bir cevap verdim ama Rayleigh'in eşi benzeri gelmiyor aklıma. Böyle hakisi çok güçlü olan başka bir karakter gelmedi aklıma şu an. Yani Katakuri desen Katakuri'den daha üstündür diye tahmin ediyorum. Gözlem hakisi dışında. Ya yani silahlanmak üstü olsun, kral hakisi olsun. Evet ya. En doğru cevap bence Zoro'nun 2-3 gömlek üstü, Shanks'ın da bir gömlek altı gibi söyleyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Kapuri, biliyorsun ki mangada 1077. chapter'da Uti için çizilen özel sayfada Luffy'nin annesini gördük. Yeni öğrendim ben de. Dragon devrim ordusu yüzünden bıraktı. Annesi neden bırakmış olabilir? Teorimsel bir soru olmuş çünkü 1077. bölümdeki kadın Uta'nın annesi gibi duruyor daha çok. Yani o kişinin Luffy'nin annesiyle alakası yok. Evet, elinde tuttuğu bebek Luffy'ye çok benziyor. Aslında benzemiyor yani. Siyah saçlı diye herkes Luffy diyor. Ama o tamamıyla Uta için çizilen bir panelde bence. Luffy'nin annesini öyle bir panelde çizer mi pek emin olamadım. Annesi de olabilir ama annesi olduğunu sanmıyorum. Yani bunu manga bölümünde öğreniriz. Daha büyük ayıp olur. Eiichiro'da bu anı kaçırmaz abi. Bu fırsatı kaçırmaz. Diğer soruya geçelim. Sence seriye Enel ya da Katakuri geri gelebilir mi? Ya Katakuri geri döner mi emin değilim. Çünkü Eiichiro'da büyük bir karakter enflasyonu istemez büyük savaşta. Yani geri dönecekse yüksek ihtimalle büyük savaşta geri dönecek Katakuri. Ama çok büyük bir karakter enflasyonu olur. Yani Yamato'yu mu çizecek? Bizim 11 tayfa üyesinden 11'ini mi çizecek? Ne bileyim Rayleigh'i mi çizecek? Başka karakterleri mi çizecek? İttifağı mı çizecek? Yani varoğlu var. Varoğlu var. Anladın mı? Bir de işin içerisine Katakuri'yi sokarsa o işin içinden çıkamaz abi Eiichiro'da. Bunu Wano'da gördük. Wano Savaşı'nda gördük. Onigashima Savaşı'nda gördük. Dolayısıyla Katakuri hakkında şüphelerim var ama görünebilir. Bak görünebilir. Tam anlamıyla eyleme geçmez ama görünebilir. Enel ise kesinlikle geri dönecek. Yani Enel'in hikayesi çok ucu açık bırakılır. Yani adam bir kere evreni şuradan şuraya taşıdı. Yani Gökyüzü Adası'ndan uzaya bağladı seriyi. Yani seriyi uzaya getiren karakter Enel. Ve en sonunda, yani Enel'in sonunda adam Ay'a gidiyor. Fairy Bird'e gidiyor adam. Yani Albedo gözüktü. Crocodile gözüktü. Mr. One gözüktü. Mr. 2 gözüktü. Mr. 3 gözüktü. Abi Enel gözükmezse de yazıklar olsun Eiichiro'ya. Yani lan Albedo diyorum bak. Albedo. Yani Albedo gözüktüğü yerde Enel gibi
misyonu önemli bir karakter gözükmeyecekse, geri dönmeyecekse Eiichiro'da'yı biraz kırılırım abi. Kırılırım ama bence kesinlikle geri dönecek. Kesinlikle zaten bu konu hakkında çok fazla yorum var. İzleyebilirsiniz. Diğer soruya geçelim. Garp balonunun patlaması denizcilerin kötülüğün evrensel hali olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu Garp olayı gerçekten o kadar çok başımı ağrıttı ki. Arkadaşlar buradaki yorum şunun yüzünden geldi. Garp bildiğiniz gibi Tanrı Valdisi'ne Roger olduğunu öğrendiği için gitti. Ve oradaki öğrendiklerinden sonra hala denizci olmaya devam etti. Ve insanlar Garp'ın balon olduğunu düşündü ve ben kesinlikle buna katılmıyorum. Dostlar şunu söyleyeyim. Ben bu konuda çok fazla içsel çatışma yaşayan birisiyim. Her korsan iyi değildir abi. Ve dünyanın hangi bölümünde olursa olsun her daim bir emniyete ihtiyaç vardır. Yani Luffy'ler iyi diye tüm korsanları iyi görmeyin abi. O korsanlar alıyor, kaçırıyor, alıkoyuyor, insanları soyuyor, öldürüyor, yağmalıyor. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla kesinlikle bir emniyete ihtiyacımız var. Ve Garp da buna inanıyor zaten. Garp buna inandığı için kutsal ejderler olsa dahi denizcilere hizmet etmeye devam eden birisi. Daha doğrusu bunu tüm amiraller, tüm denizciler yapıyor. Tabi arada bazı istisnalar var. İşte şey gibi, Ryukyu gibi ama Garp, Kobe, Sengoku gibi denizciler için söylüyorum ben bunu. Yani onların kafasında bir emniyet olmalı. Dünyayı düzene sokan bir güç olmalı. Dolayısıyla ben bu korsanları kesinlikle balon veya kötü diyemem. Kendi doğrularını yapıyorlar. Kendi doğrularını en doğru şekilde yapıyorlar bence. Yani denizci olup kutsal ejderlere karşı çıkan, dünya hükümetine karşı çıkan yegane isimler balon değildir abi. Onlar kahramandır. Denizcilerin kahramanıdır. Dolayısıyla ben bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Son soruya geçelim. Franky hakkında az bir şeyler biliyoruz. İleriki bölümlerde Backup Hank yardımıyla geçmişini görecek miyiz? Evet. Benim bu konu hakkında bir teorim var. Ve ben tamamıyla bu yüzden soru cevap çekiyorum. Çünkü bu teoriyi böyle bir dakikalık bir video halinde atamam YouTube'a. Biliyorsunuz ki Franky'nin babası bir korsan. Bunu Water 7'da Franky flashback'inde görmüştük. Lakin bunu gördük ve unutuldu diye düşünmeyin. Eiichiro da bunu bize hatırlattı. Dedi ki bakın Oden flashback'inde şöyle bir cümle kuracağım. Franky'nin babasının korsan olduğunu hatırlayın dedi. O günden bugüne düşündüm abi Franky'nin babası kim olabilir? Yani çok ünlü bir korsan değilse veya çok önemli bir korsan tayfasının bir üyesi değilse bunu yapması çok anlamsız olurdu. Dolayısıyla ben Franky'nin babasının Shanks'ın tayfasında olduğunu düşünüyorum. Sebebi de çok basit. Abi Shanks'ın tayfasındaki şu kişi çok benziyor. Yani tarzı, tipi, duruşu gerçekten Franky'ye aşırı çok benziyor. Çok maskülen kokuyor bir kere. Tıpkı Franky gibi. Ve yani tarzı birebir aynı. Ve Red filmi duyuru kapağını çok ilginç bir çizim şekli tercih edilmiş. Çizime baktığınızda her karakterin anlamlı bir şekilde eşleştirildiğini görebilirsiniz. İşte Luffy, Shanks, Zoro, Ben Beckman gibi gibi çok anlamlı bir şekilde eşleştirilmiş. Bir karede hem Usopp hem de Franky var. Ve onun hemen karşısındaki karede hem Yasopp var hem de Franky'nin babası olduğunu düşündüğümüz adam var. Burada sessizce Eiichiro'da bir şey demek istiyor olabilir mi? Bunu size de sormuş olayım. Çünkü bana çok şüpheli bir çizim tarzı gibi geldi bu. Yani Usopp, Yasopp var. Aynı karede Franky ve o benim çok benzettiğim Franky'nin babası var. Siz ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Eğer sorularınız varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Yani eğer soru gelmezse böyle bir video çekemem. Soru sormanız çok önemli. Ve dediğim gibi hani arz talep meselesi arkadaşlar. Hani ya şu like sayısı biraz fazla olursa evet abi bu adamlar bu insanlar gerçekten soru cevap videosu istiyor. Daha fazla kamera karşısına geçmemi istiyorlar. Daha fazla böyle video çekerim. Tabi teori bölümü üzerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.